hücum. Bir Nur Dağı var. Dağdı bu. Ama Nur'dan bu. Evet. O nur ne şekildeydi? Böyle güneş çıkar, ışınları yaylar ya. O şekildeydi. Ben de görünen tarafı çok güzel ışınlarla. Ya orada yemyeşiller var. O ışınlar düştüğü yerler var ya, o nur ki yağı. Orada ay, meyve ağaçları. İncir, hurma. Türlü türlü meyve ağaçları hocam. O her nur. Böyle baktıkça her nurun yerine bir şey çıkar. Nur. Ha, nur, güneşin böyle şeyi var mı ya? Tamam. Nur hemen ağaçlara dönüşüyor, başka şeylere dönüşüyor. Aa, evet, ve bu ağaçlar hepsi meyve ağacı. Yani Tamam. üzerinde türlü türlü meyveler var. Ya Evet. gözüme bu bölge çok güzel şeyler geldi. Ve bu dağın üzerinden, düz tepesinden ışınlanır olur. Yani üçgen bir dağdı. Dağın arka yüzü de var. Arka yüzüne ay gardı. Ah bak gardı. Garçını var ve bunları onur eridir. Bunlar eriyip derelere süzüldüler hocam. Ama bulanık değiller, çok şeffaflar ya bu sular. Çok tertemiz nur olarak eriyorlar. Ha, evet, çok şeffaf yani, doldur iç. O şekilde derelerden akırlar ve güzel şırıltılar. Güzel sesler çıkıyor. O derelerde de artık o nereye o nur yağırsa oradan ağaçlar çıkıyor. Ya, bu ağaçlar artık meyve ağaçları değiller. İndiki bildiğimiz çam kemiği, diğer başka Evet. ağaçlar. Suyun nereye değerse, bu akan su nereden kesilse hocam, orada bir canlanma var. Bu cür Evet. izah edeyim. Nur nereye giderse orada hemen bir canlanma Hemen bir olur. canlanma var ya. Mesela buradaki meral görürler ya. Boynuzlu var ya. Evet. Bizde az. Ama o var, su Ceyna. içir. Evet, o su içir şu an. Maral görür yani Ceylan görüyor orada. Evet. Yani ceylan, bunlar var. Bütün hayvanlar var ama hareketlendi ya bu. Suyun değdiği yerde güzel bir canlanma var. Razı olsun. Ve lütfen daha gözünüzün önüne gelenleri bize aktarınız. Ama bu su öyle dur akır ki ya, bunu izlemek çok gitti. Ya bu bir büyük bir yığın su, baraj mı diyeyim, okyan mı diyeyim, deniz mi diyeyim, ucu kulağı olmayan bir şey yarandı burada hocam, bu eriyen garlardan. Böyle bir şey yarandı ve bunu da üzerine. Çünkü suya da bakmak bile çok çetindi. Gözlerini kamaşar ya nurdan. Su çok berraktı. Hocam o suyun da içerisine nur aktıkça orada balık görürüm. Çeşit çeşit balık. Suyun da içerisinde böyle bir şeyler yaranmaya başladı. O gölet şeklinde olan, onu izah edebilmeyeceğim ya. Deniz mi, okyanus mu, göl mü? Okyanus, okyanus Ama olsun. ucu kulağı görsem mi yani? Yani bu ucundan o ucunu görebilmeyecek şekilde de. Bir de bir şey yarandı. Kelebekler uçuşur. O kadar güzelliği var ki. Türlü türlü kelebekler uçuşur. İnsanlar bizim görebilir ama bu var. Bunu duyuran insanlar gelir. Herkesin bir kovası var. Bu sudan götürmek çabasında falan da bile. Bu şekilde böyle görüntü geldi. Ama bu heyvanlar gider. Taşlar, kayalar gider. Ne kadar çok canlı görmedim. Onun bir his gibi böyle insan var burada. Kovalar var burada. O sudan götürürler.
Bu okyanusun kenarı çok kalabalık. Muazzam da bir güneş var. Ve bunlar nur yapmağa devam ediyor. Ve sonra insanlar kovalarıyla su götürdüler. Sonra ne oluyor? Kabasını suyu doldurur ve birer birer buradan kenarlaşırlar ya. Ama hara gidirler, nereye gidirler onu görebilmedim. Çoklu bir insan var. Çeşit çeşit insanlar. Ya bu insanlar hiç birbirine akraba falan değil de. Aile de değiller. Eli bir dünyanın her yerinden bir insan değil. Her türlü. Çünkü giyimler de farklı farklı hocam. Endi giyimlerini gördüm, elbiselerini gördüm ya farklı farklılar ama herkes su taşıyır. Kendi çayı yelgin ki taşıyor, kendi evine mi taşıyor ama ev görmüyor. Bu kovalıları böyle başların üzerine kaldırdılar. Orada kaldırdıysan hocam o sular da nura uyanır böyle taşıyır. Bunlar gittiyse üzerine tökülür o insanların. Ve insanlar görünmez olurlar. Nurdan görünmez oldular. Ya bir, iki, üç. Ya bunlar düzenlendiler böyle yola. İnsanlar ellerindeki kovaları başlarının üstüne koydular. Ama bu şekilde gördüler ve oğullar da böyle orada pukur pukur su değil, nurdu. Nur taştı, onların üzerine taştı geldi. Ve bütün üzerine, bedenleri de ve, o nurun aynısı oldu. Beden olmadı. Artık bir beden yok, nur var. Pukur pukur kaynayan, hareketli olan nur var. Evet. O şekilde. Gözünüzü açınız lütfen. Yok, devam ediniz, devam edin. Peki, dağlar, hayvanlar, ağaçlar, bakalım o suyu aldıklarında onlara ne oluyor? Hocam bilmiyorum nasıl ifade edeyim. Bana göre, benim anlamıma göre bu hayvanlar ve ağaçlar konuşurlar hocam. Çünkü işaret nereden konuşurlar? Evet. Ya bak ceylan suyu içip başını kaldırsa da ağaç yerlenir ona nese deyir ama anlamıyorum ne deyir. Köpek var. Aslan var. Yani bu hayvanlar birbirini anlıyor. Geyik var. Hepsi birbirine kenar ama onlar birbirini izleyir ve görüp anlıyorlar. Tamam. Hocam burada peki, o insan, benim duymadığım... Peki o insanlar vardı ya hani su taşıyorlardı. Evet. O insanlar da geldiğinde bu hayvanları anlıyorlar mı? O insanlar da bu ağaçları anlıyorlar mı konuşmadan? Artık o insanlar insan şeklinde değil, nur şeklinde gördüm tamam. Hocam. Hareketlediler ve öncesine bir dağın... Öncesine gidelim. Hadi. Daha nura dönüşmeden hadi. O insanlar hadi. Sularını alırken gitsinler bakalım ceylanla, ağaçla. Onlar da yine hiç konuşmadan anlaşabiliyorlar mı? Evet. Mesela bir insan şu an onu görüntüledim. Bir köpeğin yanına geldi. Köpek kuyruğunu salladı. Ve arkadaşlar size söyledim ya. Lütfen gözünüzü açmayın. Size dedim ya, Yüce Allah bizi konuşan varlıklar olarak yaratmadı. Bizi telepatik varlıklar olarak yarattı. Ve size daha önce söylediğim gibi, bütün hayvanlar birbirleriyle telepatik olarak konuşuyorlar. Ağaçlar, dağlar, hayvanlar, insanlar hepsi birbirleriyle telepatik olarak konuşuyorlar. Ama insanlar son 60 bin yıldır dili ürettiler, telepatilerini kaybettiler. Peki şimdi lütfen tekrar onlara bakalım. Ağaçlar, hayvanlar birbirleriyle konuşabiliyorlardı. Hem de hiç ses çıkarmadan konuşuyorlardı. Ve onlar su içtiklerinde onlara ne oluyor? Ya da bakalım insan suyu başının üstüne koydu, insan nura dönüştü. Onlar su içtiklerinde ne oluyor? Mesela hocam ceylan su içir, siz soruştunuz ya ben çok odaklandım o ceylana çünkü gözümün önünden gitmiyor. Tamam. Ceylanın iç organları görsenir ve orada da bir nur var. O su içtiyse orada da bir iletişim var ya o iç organlarla beraber. Onlar da nur olur. Ceylanı görmeyi görürüm ama nur şeklinde görürüm. Burada her şey mutludu ya. Taş, kaya, ot hepsi birbirinin
içte. Allah razı olsun. Lütfen gözünüzü açınız. Hiç rahatsız olmadılar hocam birbirine. Biz şunu sorduk size. Dedik ki Yüce Allah evreni, varlıkları niye yarattı? Ne için yarattı? Siz şunu söylediniz. Yüce Allah görünür olmak için evreni yarattı. Yüce Allah bilinir hale gelmek için evreni yarattı. Ve Yüce Allah dağı yarattığında dağ Yüce Allah'ın ta kendisi. Dağ Yüce Allah'ın parçası. Ağaç Yüce Allah'ın parçası. Deniz, okyanus Yüce Allah'ın parçası. Ve dolayısıyla bir ağacın yaprağına da baksan orada Yüce Allah'ı görürsün. En küçük bir hücresine baksan da onu görürsün. Neresine bakarsan her yerde Yüce Allah'ın lafzını, varlığını hisseder bulursun. İşte o ilk gördüğünüz nur, hani dediniz ya bir nur var, nur. O nur akıyor, canlılara dönüşüyor. O nur akıyor, kayalara, denizlere dönüşüyor. O nur akıyor, insana dönüşüyor. O nur... Sonra insanlar oradan kovayla su alıyorlar, o su kafalarının üzerine konuyor, o su nura dönüşüyor, insanların bedenine dönüşüyor, insanlar da nura dönüşüyor. Hayvanlar su içiyorlar, bitkiler su içiyorlar, nura dönüşüyorlar. İşte onların hepsi o nura dönüşler ve en başta da nur vardı. Yüce Allah görünür olmak için, bilinmek için evreni ve varlıkları yarattı. Dolayısıyla biz şimdi böyle olduğunu anlayınca, biz bir ağaca gidip kötülük yapar mıyız? Biz bir çiçeği koparırken rahat koparır mıyız? Biz bir taşa tekme atarken rahat tekme atar mıyız? Yoksa tekme atmaktan vaz mı geçeriz? Biz bir suyu kirletir, rahat mı kirletiriz? Yoksa kirletmez miyiz? Kirletmeden önce düşünür müyüz? Yoksa onu kirletmek yerine bir suyu temiz halde tutmaya mı çalışırız? Her şey ama her şey Yüce Allah'ın görünür hali. Ve Yüce Allah niçin tüm evrenleri yarattı? Bilinmek için. Görünür hale gelmek için. Siz bunu bize çok güzel anlattınız. Ve Gülay Hanım da nasıl anlattı? Gülay Hanım lütfen siz de bir özetler misiniz? Çünkü Dilşat Hanım merak ediyor. Ben de bir hazine olarak gördüm. Hayır öyle anlatmayın. Direkt gördüğünüzü siz yorumluyorsunuz. Yorumlamayın. Bir sandık gördüm. Sandıktan nur çıktı. Evet. Sandıktan nur çıktı. Ve o nur dağları oluşturdu, denizleri oluşturdu, insanları oluşturdu. Ve daha sonra bütün hepsinin üzerinde Allah lafzı nur şeklinde yazdı, parıldadı, aydınlandı ve en sonunda insanların kalplerinde parıldadı, aydınladı onur. Ve insanların yüzünde de çok mutlu, sevgi, aşk vardı. Ben öyle gördüm özetle. İşte onur varlıklara dönüştü. O varlıkların her birinde de Yüce Allah'ın görüntüsü ortaya çıktı. Yüce Allah niçin evreni, varlıkları yarattı? Bilinir hale gelmek, görünür hale gelmek için. Peki Yüce Allah evreni ve varlıkları yaratmadan önce ne vardı? Nur ve karanlık vardı. Nur %60'tı, karanlık %40'tı. O %60'lık nur karanlığı ortadan kaldırınca grileşmedi. O nur karanlıkla birleşince grileşmedi. Tam tersine nur karanlığı ortadan kaldırdı, daha da nurlandı.